Mutlu günler sayın seyirciler. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri çeyrek puan artırmasının ardından içeride ise tüm dikkatler Merkez Bankası'nın para politikası toplantısındaydı. Ve az önce Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Ve bankanın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %7.5'te, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizi %7.25'te ve koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi de %10.75'te sabit tutuldu. Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın yaklaşık 10 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artırımının ardından daha önceki açıklamalarında faiz tarafında bir adım atmak için Fed'i bekleyeceğine işaret etmişti. Evet sayın seyirciler, şimdi bu kararı değerlendireceğiz biz de telefon hattımızda bulunan yatırım danışmanı Belgin Maviş'te. Sayın Maviş, iyi günler. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Bu ne anlama geldi? Şimdi Fed'in kararının ardından Merkez Bankası'na çevrilmişti gözler ve az önce geldi ve herhangi bir değişikliğe gidilmedi faiz oranlarında. Şimdi bu ne anlama geliyor? Önce size bunu soralım ve piyasalara etkisi gün içerisinde nasıl hissedilecek, ne dersiniz? Bu ne anlama geliyor? Rakamları söyleyecek olursam Borsa İstanbul Endeksinde yaklaşık 1000 puanlık kayıp anlamına geliyor. %1.30'un üzerinde bir kayıp var hisse senetlerinde ve dolarda ise 2.94 seviyesinin üzerine atakları görüyoruz. Ve yukarı yönlü gitme iştahı devam ediyor. Yaklaşık %1'e doğru yaklaşan bir yükselişle. Merkezden bir faiz konusunda adım ya da daha önceki konuşmalarındaki istinaden sadeleşme, simetrik daralma şeklinde açıkladığı adımları atmasını bekliyordu piyasa. En azından FED kararı sonrasında kimilerine göre 25 bas puan, kimilerine göre ise 50 bas puanlık o ilk adımı atarak hem sadeleşme adımı hem de Merkez Bankası'nın daha önce eleştirilere maruz kalmış olduğu süreci yabancı gözünde biraz daha hafifletmek için. Ama bu gerçekleşmedi ve gerçekleşmemesinin hemen ardından dolarda agresif bir şekilde 2.91'den 2.94'e doğru atakları beraberinde gördük. Aslında Merkez burada belki politika faizinde bir değişime gitmedi ama FED kararının hemen sonrasında özellikle zorunlu karşılıklarda, döviz cinsinden zorunlu karşılıklarda faizleri 0.24'ten 0.49'a yükseltmişti ve bu doların ateşini kesmişti. İkinci adım olarak da burada 50 bas puanlık bir arttırım bekliyordu piyasa ama bu adımı gerçekleştirmeyince de şu an itibariyle 2.95'e doğru hareketlenme isteği içerisinde olan 2.94.11 seviyesinde bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Piyasanın buradaki beklentisi neydi? Bir orta noktası vardı. Bu politika faizin üzerinde gerçekleşen bir reel faiz ortamı da söz konusuydu. Şu anda bakıyorum mesela tahvil faizlerine 10 yıllıklar 10.72'ler seviyesinde, diğeri ise 10.85, özellikle burada %1.42'lik evet, bir artışla beraberinde. Özetleyecek olursak merkezin bu konuda müdahale etmemesi ya da bir adım atmaması şu anda piyasalarda satış baskısını beraberinde getirirken dolarda yukarı yönlü hareketleri tetikliyor. Sayın Maviş, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz değerlendirmeleriniz için. Ve hemen değerlendirmelerimize devam edelim. Şimdi de telefon hattımızda yatırım danışmanı Volkan Kuğucuk var. Sayın Kuğucuk, size de iyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Evet, az önce açıklandı Merkez Bankası'nın faiz kararı ve herhangi bir değişikliğe gitmedi içeride Merkez Bankası. Şimdi zaten arttırsa da arttırmasa da herhangi bir tepkinin geleceğini bekliyorduk aslında. Piyasalar buna hazırlıklıydı. Az önce de belirttik, tepki alımları başladı diyebiliriz, ancak bunlar ne kadar kalıcı? Gün içerisinde ne yönlü hareket edecek acaba? Kalıcılığını sürdürecek mi yoksa geçici tepkiler midir bunlar, ne dersiniz? Özellikle dolar tarafına baktığımızda buradaki hareketin birazcık daha etkisinin sınırlı olabileceğini düşünebiliriz. Ki orada kritik bandımız aslında 2.95 seviyesi. 2.95 üzerinde kalmadıkça 2.95 bandındaki dalgalanmanın en azından dolar TL tarafında devam edebileceğini söyleyebiliriz. Borsa tarafına baktığımızda özellikle son günlerde yaşanan çıkışla birlikte şu anki hareketi
Birazcık daha sindirme, birazcık daha kar satışı olarak değerlendirmek mümkün. Tabii merkezin kararıyla birlikte hani birazcık daha kar satışının daha sert geldiğini söyleyebiliriz ama en azından Borsa İstanbul tarafında da 72 bin seviyesi üzerinde, 71 bin, 72 bin bandı üzerindeki kalma gayretine bakacağız. Eğer bu gayret devam ederse en azından dolar TL 2.95 seviyesi üzerinde hareket etmedikçe birazcık daha durumun sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Evet, şimdi Amerikan Merkez Bankası 2016 içerisinde en az 2 faiz artırımına daha işaret etti. Hatta bu daha da artabilir sayı. Bizde de durum Merkez Bankası'na, Amerikan Merkez Bankası'na kilitlenmişti oradaki hareketlere göre. Ancak şimdi cari açıktaki düşüş, enflasyondaki olumlu etki faiz artırım kararı almamasına belki de sebep oldu. Açıklamalar o yönde Merkez Bankası'ndan gelen. Peki bundan sonraki süreçte Fed'in kararları daha hızlanırsa faiz artırım yönünde bizdeki durum ne olur acaba? Ne yönlü gider? Şimdi Merkez Bankası'ndan anladığımız kadarıyla şu: Merkez Bankası Fed kararlarının birazcık daha piyasalar üzerinde test edilmesini bekliyor. En iyi noktada özellikle gelişmekte olan piyasalar üzerinde testini görmek istiyor. Evet, önümüzdeki dönemde 2016 yılı içerisinde Amerika Merkez Bankası'ndaki faiz artışının devam edebileceğini hani tahmin edebiliyoruz ama buradaki tabii hızı önemli. Eğer sert bir faiz arttırımına giderse, adımlarını daha sık atarsa, en azından Merkez Bankası'nın da bu noktada sıkılaştırma adına ya da birleştirme adına diyebiliriz ama bizim Merkez Bankası'ndan anladığımız kadarıyla işin özeti birazcık daha temkinli durma, FED kararlarının birazcık daha orta vadedeki testi ve diğer açıdan en azından gelişmekte olan ülke piyasalar üzerindeki durumunu görmek istiyor. Merkez özellikle yakalanan büyüme ivmesiyle birlikte hani faiz noktasında birazcık daha temkinli hareket edebilir gibi görünüyor. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Bu karara kilitlenmişti onlar da elbette. Bundan sonra nasıl hareket etmeli ve kararlarında bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı ne kadar etkili olacak acaba? Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Borsa İstanbul'da 72 bin seviyesi üzerinde kalan bir görüntü en azından son dönemde yakalanan o yükseliş inmesini devam ettirebilir gibi görünüyor. Dolar TL'de kritik seviyemiz 2.95 üzerinde hareket edildikçe biraz 2.98 seviyelerine yaklaşan bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliriz ama önümüzdeki hafta aslında dünya piyasalarında çok da fazla bir data veri yok. Birazcık daha sakinleşen bir dövizle ve sakinleşen bir piyasayla karşı karşıya kalmamız olası. Volkan Kuyucuk, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler, ekonomiden son gelişmeleri aktardık. Saat 17.40'da yeniden görüşmek üzere. Yayını haber merkezine bırakalım.